Salih Tuna, güneyde sevdiğiniz ülke kan içmeye doymuyor efendiler. Rahmetli arkadaşım Mustafa Öcalan'ın müthiş bir şekilde canlandırdığı ihtiyar adam nokta ışık altında şöyle başlamıştı anlatmaya. Toplama kamplarında Belsen, Treblinka ve Auschwitz'te milyonlarca Yahudi soykırımdan geçti değil mi? Toplama kampları da mı ayak uydurdu çağa? İsrail devleti zulüm yapmak için kurulan çağdaş bir toplama kampının adı değil midir? Genç Adam sahnesinin 1988'de sahnelediği En Son Rıza adlı oyununda yer alan bu repli yıllar önce de bir vesileyle iktibas etmiştim. Canım vesilesine olacak yine katliam da elbette. Zaten İsrail terör devletinin kuruluşundan bugüne kısa tarihi Filistinlileri katletmekten ibaret değil midir? Filistin'de şehit bir annenin çocuğu nereye bakar başlıklı söz konusu yazımda o tarihlerde yapılan katliamdan bir fotoğrafı şöyle dile getirmiştim: Yerde yatıyor, upuzun, gencecik bir kadın, melek yüzlü bir anne, ben beyaz yaşmağı var boynunda tavana bakan gözleri açık. Yeryüzünün bütün tavanlarını delip geçen, bize kapalı, Allah'a açık bir bakış duruyor gözlerinde. Hemen yanı başında esmer bir çocuk sırtını duvara yaslamış oturuyor. Evet oturuyor. Çökmüş değil. Bir ayağını hafif uzatmış, bir ayağını kırmış. Annesine bakmıyor, tavana bakmıyor. Hiçbir yere bakmıyor gibi bakıyor. Bu zeytin gözlü çocuk nereye bakıyor? Bileniniz var mı? Filistin'de şehit düşen bir annenin çocuğu nereye bakar? Değişen hiçbir şey yok. İsrail terör devleti her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da katliam yapmaya devam etti. Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 163 Filistinliği katletti. Yüzlerce de yaralı var. Ölenlerin çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. İsrail terör devletinin Siyonist ırkçı kadın milletvekili Ayalet Şaket de gayet net bir şekilde Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesini istemedi mi? Filistinliler için hepsi düşmanımız demişti. Filistinli kadınlar da öldürülmeli, evleri yıkılmalı ki orada yılan yetiştirmesinler. Nasıl ırkçı, nasıl faşist bir kafa bu? Katletmek için ev ev çocuk Musa arayan Firavun gibi.'' Bu kadının mensubu olduğu partinin genel başkanı ve İsrail Ekonomi Bakanı Naftali Bennett birkaç ay evvel Filistinlilerin öldürülmesi gerektiğini söylemişti de bir bakan arkadaşının bu yasa dışı uyarısına maruz kalmıştı. Bunun üzerine de ne cevap vermişti biliyor musunuz? Ben çok Arap öldürdüm. Bunda yanlış bir şey yok. Peki bütün bu caniyelikler ve bütün bu katliamlar Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırımı lanetlememizin zerre miskali tavsamasına neden olabilir mi? Asla. Her şeyden evvel inandığımız kitap kıymet ölçümüz engeldir buna. Kardeşlerim, yeryüzünün neresinde olursa olsun, herhangi bir masum Yahudi'yi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Madem ki haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı, bir insanı dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir, ayet meali biricik ölçümüzdür, bu böyledir. Dost düşman bunu böyle bilsin. Bahsi geçen yazımda şöyle demiştim. Antisemitizm iğrenç bir suçtur, haramdır. İsrail devletinin faşist politikaları yüzünden Martin Buber'ın ifadesiyle inanç toplumunun üyeleri olan Yahudilere maksadını aşan söylemlerle saygısızlık yapmak haddi aşmaktır. Kur'an'ın Allah'ın isminin bolca zikredildiği yerlerden olan havraların güvenliği içinde Müslümanları mücadeleye çağırdığı unutulmamalıdır. Gel gelelim İsrail Devleti yaptığı katliamlarla Yahudilere utançtan başka neyi sunuyor? Yeryüzüne faşizmin çirkin yüzünü gösteren, barışı, özgürlüğü, 6 milyon masum insanın canları pahasına öğreten Yahudilerin ahlafını niçin İsrail'e toplamaya, yerleştirmeye çalışıyor?'' Filistinli çocukların bebeklerin parçalanmış cesetlerini göstermek için mi? Bu mudur büyük yangını yaşayan insanların çocuklarına sunduğu manzara? Allah aşkına bileniniz varsa söylesin. Nereye bakar Filistin'de şehit düşen bir annenin çocuğu? Kardeşlerim, zulmüne sessiz kalmak da zulmetmek de ayağımızın bodrumundadır. Birilerinin güneyde sevdikleri ülkenin yaptığı katliamlara asla ve kat'a sessiz kalamayız. Dumanlı zamanının mizaha hevesli yaşı geçkin yazarı, geçenlerde Erdoğan'ın müktesebatı üzerinden aklı sıra, Makaraya almaya çalışmış. Muhalefetin ısmarlama cumhurbaşkanı adayını ise yere göğe sığdıramamış. Dört dil bilir falan demiş. Betol Brechin iki dilde birden susmak ifadesinden mülhem ısmarlama cumhurbaşkanı adayı dört dilde birden susuyor diyebiliriz. Dahası dört dilde birden zulme rıza gösteriyor. Salih Tuna, Yeni Şafak